Ben TV'den Nefesinle Yarat programından merhaba efendim. Bugün çok soğuk var İzmir'de. Hep hava çok güzel derdim, çok sıcak derdim ama bugün çok sıkı bir soğuk var. Kış geldi ama benim kalbimi ısıtan bir konuğum var. Bugün sevgili arkadaşım, ne zamandan beri programıma çıkarmak istediğim sevgili arkadaşım, iletişimci ve kadınlara program yapan ilk stand-upçı sevgili Benan Bilek bizlerle gururla sunuyorum. Hoş geldin Benancığım. Nasılsın? Çok heyecanlandım. Yani çok normal geldim ama çok heyecanlandım. Teşekkür ederim. Ama heyecan iyidir. İyidir. Besler de biraz da fazla beslenmemek lazım. Yani. Nasılsın? İyiyim. Çok soğuk olmasına rağmen ben de çok sıcak ve harika bir ortamdayım. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum davetimize katıldığın çok için. Çok teşekkürler. Her zaman bir böyle fix sorumuz var konuğumuzu tanıtmak için. Seni tanıyan çok fazla insan var ama tanıyan tanımayan bir daha tanısın. Benan Bilek kimdir? Ne kadar süren var? Program süreli mi? Arkası yarım. Ben Benan Bilek 1965 İstanbul doğumluyum. Okumak için İzmir'e geldim. Ege Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı da okudum ve İzmir'de yaşamayı seçtim. Kurumsal iletişimde görev yaptım bir iletişimci olarak ki bizim mesleğe başladığım zaman çok değerli yıllardı. Çünkü İzmir'de halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışabilecek bir sürü iş yeri vardı, holding vardı, kurum ve kuruluş vardı. Şanslı dönemlerdeyim yani. Sonra bir 19 yıl kadar doğrudan satış sektörünün duayeni bir Türk firmada ve sonra hemen İkinci Türk firmada, yani iki firmada birden halkla ilişkiler yöneticisi, sonra da kurumsal iletişim direktörü olarak çalıştım 19 yıl kadar. Sonra masanın öbür tarafına geçtim ve bir ajans hayatı başladı. Bütün bu süreci yaşarken de çeşitli prodüksiyon ve reklam şirketlerine de metin yazarlığı yaparak destek verdim. Hem büyüdüm hem büyüttüm. Bu arada kızım doğdu. Onunla beraber selamlar, büyüdüm. Selamlar, sevgiler. Çok selamlar. İnşallah izleyebiliyordur. ve masanın diğer tarafına, yani reklamcı tarafına geçince masanın öbür tarafındakinin neler istediğini tahmin edebildiğim için güzel bir reklam hayatım oldu. Ben de her şey iç içe. Bir yandan metin yazarlığı devam ederken bir yandan da son 1,5 yıldır da bir arkadaşımla beraber Sibel Köroğlu, onunla birlikte kendi ajansımızı açtık. Orada da butik hizmetler veriyoruz. Aynı zamanda bir derginin, bir magazin dergisinin ve bir masal dergisinin sahibiyim. Ve bildiğiniz üzere 16 yıldır da izleyicisi sadece kadın olan ilk ve tek kadın stand-upçı olarak devam ediyorum. Kadın stand-upçı olmak nasıl bir duygu, nasıl bir haz? Rahatsız bir şey yani ama ben zaten rahatsız bir insanım ya, her iletişimci gibi ben de yapılmayanı yapmak peşinde koşarken aslında bir de bir baktım ki hep birilerine metin yazıyorum ve onların oynamasını sağlıyorum. Ne güzel bu arada ekranlarda. Evet, gördüğün gibi çok tatlı kadınlarla bir araya geliyorum. Evet. Kadın stand-upçı olmanın dışında stand-up zaten çok farklı bir şey. Yani stand-up çok insanı genç tutan, hızlı olmanı sağlayan, haberdar olman gereken bir iş. Ama kadın stand-upçı olmak, bunun cinsiyeti yok ama izleyicim sadece kadın olduğu için çok bambaşka bir hayatım var. Çünkü beslene besine yapılan bir iş stand-up ve ben karşımdaki kadınlarla çok mutlu ve güzel programlar üretiyorum. Ne kadar farklı yerlerde yapıyorsun. Yani farklı mekanlar izliyoruz şu anda. Buluşuyoruz işte ya, bir şekilde buluşuyoruz. Aslında konsept olarak 50, 60, 70 maksimum 70 kadınla bir araya geliyorum. Eğer bir sosyal sorumluluk projesiyle ilişkilendirilmediyse 3 ayrı oyunum var. İlk önce biz bize kız muhabbetini çıkardım. Sonra 1,5 yıl sonra baktım ki bana gelenler hep aynı. Hatta
kulakları çınlasın. Ayşegül Öncan 16 kere falan izlemiş. İpek Yatmaz, İpek Sitatlar o 14 kere izlemiş. Selamlar, sevgiler. Benden kendisine de çok selamlar. İkisi de sağ olsun. Biz birbirimizin müridi haline geliyoruz bir süre sonra. Dedim ki ya benim bu kızlara başka bir şey daha yapmam lazım. İkinci metni, ikinci oyunu hazırladım, kurguladım. Bir kız tarafı düğün müğünü yaptım. Sonra 1,5 sene sonra da kadınsı bir şeylere yazdım ve bu 3 oyunu döndürerek oynuyorum. Nerelerde oynuyorum? İşte İzmir'de başladım. İzmir'de bir kadın fark etti beni aslında. Yani bir kadın bana salon verdi benim kafamdaki konsepte göre. Evet. Mekanını verdi. Ona da çok sevgiler. Sevgili Dilek olmasaydı ben hala işte böyle bir format var ama falan halindeydim. Hı-hı. O gönül birliği yaptı ve başladım. İzmir'de uzun süre sadece orada çıktım ama yayvan bir kent biliyorsun. Hı hı. İzmirli'yi de bilirsin. Ay keşke bizim orada olsaydı gibi şeyler oldu. Tamam dedik ve Karşıyaka'da bir yerde, Urla'da bir yerde derken İstanbul tabii ailem orada, annem orada yaşıyor, kızım orada yaşıyor, arkadaşlarım var liseden. İstanbul'a gidip gelmeye başladım. Balıkesir, Bursa derken biz bize kız muhabbetiyle Dubai'ye kadar davet edildim. Hı-hı. Ve orada gösteri yaptım. En son geçen hafta 10 gün önce Kayseri'de program yaptım. Yani oyun beni bir sürü yere götürüyor. Ben de bu sayede bir sürü kadınla tanışıyorum. Yani çok tatmin edici bir şey kadın stand-upçı olmak ama kadınlarla beraber Hı-hı. yapmak. Peki bu hikaye nasıl başladı? Yani kurgulanmış bir şey değil de sanki böyle akışta hem de planlı mı, nasıl tam öyle şey? tam çok böyle. Güzel, çok güzel. Yani akıştayım ama planlıyım. Evet. Yani ben bir şeyler yapmak istiyordum biraz, hayat yani diyor ya, hayat sen plan yaparken başına gelenlermiş. Evet. Çok doğru bir laf. Evet. Ardı ardına bir seri sağlık sorunu yaşadım. Ben durmayan bir tipim yani. Hiç duramıyorum. Hı hı. Ve hani üretiyor olmak, birileriyle bir şey yapıyor olmak beni çok tatmin ediyor. Bir şey yolundayken de yeni bir şeye başlamayı çok seviyorum ama hep böyleydi. Yani bu benim bilmediğim, sonradan öğrendiğim bir şey değil. Yapım öyle. Biraz durmam lazımdı ama duramıyordum. Hayat durdurdu. Hı hı. Bat diye bir anda ben bir sağlık sıkıntısı içine girdim ve hastane, ev, İşte ameliyat vesaire derken hiç de beklemediğim bir zamanda durdum. Durunca bakıyorsun, yani durmak çok güzelmiş. Yani durunca şöyle arkana bir bakıyorsun, ya kim seninle, kim senden, ya da kim senin yanında zannediyordun da aslında yalnız yürümüşün. Ya da neden gittiler? Yani belki bir sürü insan yola çıktın ama niye artık yoklar? Onların hepsini görebiliyorsun. Ne zaman? Durunca. Durunca fark ediyorsun çünkü. Onun bana çok yararı oldu. Eşime demiştim ben başka bir iş yapacağım. Çünkü çok uzun süre metin yazarlığı yaptım ve onların sahnede o metinlerin hayata geçmesini izledim yöneticilerime. Çok önümü açan, çok bana güvenen yöneticilerle çalıştım ben. 19 yıllık o kurumsal hayat boyunca hem şirketimizin sahibi Levent Kemaloğlu hem de genel müdürüm İbrahim Yorçoğlu acayip böyle hani tam teslim gibi aslında yapımı fark etmişler. Hani kumanda ediyor mu? Uzaktan kumanda ediyor. Çok akıllı yöneticilermiş. Özgür bırakınca coşuyorsun. Bütün bunları hep konuşmaları, meeting dediğimiz, bayi toplantısı dediğimiz şeylerin konuşmalarını, konseptlerini beraber hazırlıyorduk. Bir kere de kendim için bir şey yazmak istedim. Ve bir arkadaşım dedi ki, Öznur, sevgili Öznur Vardar, basından çok sevdiğim bir arkadaşım. Ya dedi, Beno dedi. Beno der benim arkadaşlarıma. Evet. Ya Beno dedi. Ya bir akşam böyle oturuyoruz Ayşegül, Öznur, ben. Gülüyoruz yani, hem bir şeyler anlatıyorum ben, gülüyoruz. Ya dedi, keşke dedi böyle bir ortam olsa dedi. Sen gene konuşsan dedi. Biz yesek içsek dedi. Ben böyle niye ben nasıl yemiyorum? Yani? Niye ben konuşuyorum? Ya zaten onu yapıyoruz şu anda dedi. Yani böyle bir şey olsa, böyle benim de kafamda Amerikan vari bir stil vardı. Ama hı-hı, hakikaten biz bize. Yani biz bizin ismi tesadüfi bir anlamda. Biz bize olmak. Ben dedim ki ya ben heyecanlanırım. Dedi ne olacak ya? Ne kaybedersin? Sonra hakikaten düşündüm, ne kaybedersin? Sonra bir baktım Özgür bana yer arıyor. Dedim ki bir dakika, tamam.
Yani tamam anladım. Siz beni zorla sahneye çıkaracaksınız. Ben bunu bir deneyeceğim. Bir ana bir şey çıkardım. Ne konuşurum diye. Stand-upçı kendi hayatından anlatır zaten. Hı-hı. Başkasının hayatından bir şey anlatacaksan zaten bir anlatmamalısın. İki anlatacaksan da izin almalısın. Hazırlandım ama ürünümü yani kendime ait o stand-up programı denen ürünü satabilecek yer bulamadım. Yani sergileyecek yer bulamadım. Anlatamadım. Yani yıllarca proje anlatan ben anlatamadım kendi projemi. Sonra beni bir kadın anladı. Dedi ki gel burada bir başla hani bir görelim. Hı hı. Bir görelim Beno. O da çok heyecanlandı çünkü. Hadi gel bir deneyelim ne kaybederiz. Tam kaç yılıydı? Tam 6 yıl. Tam 6. İşte bugün 6 yıl oldu hı-hı. artık ve 6 yıldır ben bu 50'li 60'lı gruplarla eğer bir tekrar söylüyorum özel bir sosyal sorumluluk projesi için sahne almıyorsam onda çünkü 100-120 kişiye kadar hı-hı. izin veriyorum. Tam 9000 kadına yakın kadınla bir araya gelmişim ne bu güzel, küçük gruplarla. İşte cesaret korkuya rağmen harekete geçmekmiş evet, gerçekten. Evet, evet harika. Susmuyorum farkındaysan. Zaten susma. Hiç susamıyorum problem o. Ama zaten konuğun da susmayalı çok güzel öyle oluyor. Mi diyorsun evet. İnşallah. Evet. Peki insanların geri dönüşleri nasıl? Yani senin programını izledikten sonra böyle hani duyarsın ya senin hakkında konuşulanları. Evet. Sen neler duyuyorsun insanlar, neler konuşuyorlar? Şöyle şimdi ben bir kere no name'im. Yani ben öyle bir dizide beni görmüyor, bir tiyatro oyununda hı hı. görmüyor. Zaten stand-up bir tiyatro oyunculuğu değil, tiyatro değil. O başka bir şey, o çok büyük bir şey. Stand-up biraz daha hayat gibi. Yani ben hep öyle tanımlıyorum. Başı, ortası, sonu belli. Ama içinin ne kadar zenginleşeceği hayatına koyduğun insanlarla ilgili. Yani o gün, o akşam, o salonda kimlerle berabersen oradan zenginleşiyor ve besleniyor aslında. Şimdi bana gelirken insanlar şimdi sosyal medyadan takip ederek buluyor zaten. Mekanın duyurusu, mekan duyuru yaparsa diyor. Öyle gelebiliyor. Ya da birisi izlemiş oluyor, eğlenmiş oluyor. Gülme garantiliyim bir kere. Kesinlikle. Nefis. Çünkü yalanım yok. Yani her şey olduğu gibi anlatıyorum. Neşeli anlatıyorum. Yapı olarak neşeli bir kadınım ben. Yani hayata zaten herkes için yeterince zor. Bir de bu dönem, yani bu çağ bize çok kötü bir çağ denk geldi. Yani bizim şanssızlığımız bu. Yani biz evet belki sırtımızda mermi taşımıyoruz ama bizim de kurtuluş savaşımız bu. Yani her şeye rağmen sabah mutsuz olmak için yataktan kalkar kalkmaz televizyonu ya da radyoyu aç 3 dakikada bitersin yani. 3 dakikada bütün enerjin biter. Bize bu çağ denk geldi. Yani sadece bizim ülkede değil bütün dünyada hayat çıldırdı. Bütün bunlara rağmen eğer kadın kadına kol kola girip bir şeylere dokunabiliyorsak, bir kalbe bir fayda yaratıyorsak hiçbir şey olmasa kendimiz için, kendimiz için bir zaman ayırıp iyi bir şeyler yapabiliyorsak zaten çıkış noktası bu. Doğrusu bu. Çünkü gülen kadın mutlu kadın. Mutlu kadın mutlu ev. Yalnız başına bile yaşasa mutlu komşu, mutlu ev, mutlu çevre, mutlu mahalle, mutlu iş yeri. Çünkü asık yüzle hiçbir şey çözemiyorsun. Evet ciddiyet çok önemli, iş disiplini çok önemli. Ama bütün bunları işi iş gibi yapmak ama hayatı da tadıyla yaşamak fikrinde olan bir insanım ben. Yani her işin mutlaka neşeli bir ödülü olmalı. Ben hayata neşe penceresinden bakıyorum ve amaçladığım hep benzer, aynı olmak mümkün değil. Benzer pencerelerden bakan kadınların da bir araya gelmesi. Bizi de o bir araya getiriyor. Diyelim ki sen izliyorsun programı bir yerde. Keyif alıyorsun. Toplam çünkü 3 saat sürüyor arasıyla vesaire. Sonra ne yaparsın? Kadın eğer sevdiği bir kadın arkadaşı varsa, beğendiği bir şey yaşadıysa, işte memnun olduğu bir kuaför, alışveriş yapmaktan memnun olduğu bir butik ya da bir eğlence ya da bir yemek. Bunu arkadaşlarıyla paylaşıyor. Söylüyor. Diyor ki ay bir şöyle şöyle bir şey git. İlle beraber gidelim. Şimdi bazısı o hanımefendiler kanalıyla buluşuyorum ben. Bazısı öyle geliyor. Artık ilk seneler evet zordu ama artık bu anlamda bir bilinirliğim oluştu.
Aa, Benan mı geliyor? Tamam, biz de gelelim oluyor. Geldikten sonra benim ilk amacım o gün oradan mutsuz ayrılmaması. Hı hı. Çünkü bir vakit ayırmış, bir değer vermiş. Hı hı. Bir kadın bir şey yapıyor. Zaten bana egosuz kadınlar geliyor ağırlıklı olarak. Hı hı. Yani egolu kadın zaten ne yapmış bakayım diye gelmiyor bana. Hı hı. Çok şükür ki öyle bir rahatsızlığım yok. Yani çünkü öyle bir enerjiyle bütün gece program yapamazsın. Yani. Hı hı. Kendini mutsuz hissedersin. Ama neymiş bu diye merakla gelen oluyor. Ya da şöyle, hadi bakayım çok komikmiş, hadi bakayım güldür beni gibi sana bakan da oluyor. Ama bütün bunlar sadece 3 evet. dakika sürüyor. Çünkü tanışmaya başladığımızda olay değişiyor. Çünkü stand-up onların da katılımıyla gerçekleşen bir şey. Benim amacım dediğim gibi onun mutsuz ayrılmaması. Gelen her bir kişinin salondan mutsuz ayrılması. Hı-hı. Ama ne kadar mutlu ayrılacağı onun kendisiyle evet, ilgili. Evet. Yani kim, bir de tepkisini bilemezsiniz ama mesela dedikodu gibi olacak ama mesela bir keresinde çok donuk, hatta asık yüzlü diyebileceğim, hatta şöyle bakan en önde bir hanımefendi oturuyordu. Ay, kafada öyle acayip ki, şimdi 50 kadın var ve bir tanesi öyle bakıyor. Diğer 49 şahane kadınlar var. Nefis gülümsüyorlar. Ama sen nasıl bir deliysen, sadece bir baktım onu anlatıyorum. Hani abla önümü öp gül modundayım ama hiçbir şey söylemiyorum. Anlatıyorum. Ha, onlara hiç bakmıyorum. Ya, bakıyorum. Onlara böyle bakıyorum. Ona bakıyorum. Ara oldu ama yok yani, böyle bakıyor. Ara oldu. Ben de bir çay içiyorum arada. Bir 15 dakikalık aramıza. Kadıncağız geldi böyle yaptı. Ay Benan Hanım, çok eğleniyorum dedi. Ben eğlenen haliniz bu mu dedim ya. Yani böyle. Benim yüzüm öyle dedi. Hay dedim, rahatladım. Şimdi nasıl oluyor etkisi? Bir kere katılmaya başladığı anda, yani bu bazısında gülümseme, bazısında alkış, bazısında cevap verme. Zaten artık o geceyi, o saati beraber üretmeye başlıyorsun. Sonrasındaysa başka insanlarla onları alıp arkadaşlarını, eşini, dostunu, hatta iş yerini bilgilendirip kurumsal bazda bir toplantıya beni davet etmelerinden anlıyorsun ki evet, bu kadın o kendini ayırdığı 3 saatte keyif almış, mutlu olmuş. Tek amacım kadının oradan mutlu ayrılması. Biraz kurumsaldan bahsedelim mi? Tabii. Hazır sırası gelmişken. Evet. Kurumsalda neler oluyor? Kurumsal hizmet veren insanlar neye ihtiyaç duyuyorlar ve sen gittiğin zaman nelerle karşılaşıyorsun kurumsalda? Vallahi bu beni çok mutlu eden bir şey. Özellikle Mart ayını çok seviyorum. Kediler ve ben çok revaçtayız. Şu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Önce benim için Dünya Kadınlar Haftası, sonra Dünya Kadınlar Ayı haline geldi. Evet. Çok takdir ediyorum bunu. Bir hediye yapmak istiyorlar, hı hı, kadın çalışanlarına. Çünkü öyle artık oturmuş o tarih. Çok hoşuma giden bir şey yapıyorlar ve benimle buluşuyorlar. Hı-hı. Biz de orada mavi beyaz ayrım olmaksızın, hı-hı, kadınlarla bir araya geliyoruz. Güzel. Evet, aynı çok değerli. Yani o zaman mavi yakadaki, o zaman beyazlar bilmem nereye gelsin, maviler işte çalışsın. Yok öyle bir şey. Çünkü kadın, çünkü biz salona girdiğimizde ne yaşımız var ne soyadımız var. Ben aslında küçüklüğünde arka odada, evinin arka odasında kendini, arkadaşlarını, sınıf arkadaşını, mahalle arkadaşını, kız arkadaşını ağırlayan küçük bir kız çocuğunun büyümüş haliyim. Yani bana geldiler, neresi olursa olsun. Yani ben deplasmana da gitsem, bana geldiler ve benim amacım onları orada ağırlamak. Neyle? Muhabbetimle. Karşılıklı elbette ama ille... bir squash oynamak gibi olur tek başına bir şey yaparsan. Hı hı. Masa tenisi oynar gibi. Ben atacağım, o atacak. Hı hı. Ben atacağım, o çık. O zaman tadından yani doyumsuz oluyor. Yani inanılmaz, hı hı, bir tad alıyorum. Kurumsalda da firmalar kadın çalışanlarına farklı bir gün yaşatmak amacıyla benle temas kuruyorlar ve onların da belirledikleri, beraber uyumlandığımız bir günde ben kadın çalışanları için
Biraz formatta oynayarak, çünkü biliyorsun artı 18 bir program. Dozunda belki biraz oynayarak. Tabii. Ama mutlaka o kurumla ilgili ürünü ya da markayı biliyorsam, hı-hı, onlarla da besleyip bir gösteriyi beraber hallediyoruz. Benim için o günün unutulmaz olması, bir fotoğraf karesi olarak, gülümseyen bir fotoğrafı hep beraber oluşturmamız en değerlisi. Kurumlar böyle bakıyor. Bir de şey oluyor, çok STK'larla çok bir araya geliyorum ya da işte bir takım derneklerle. Onlar yararına oynuyorum. Çok seviyorum bunu yapmayı. Çünkü o 3 saatte, yani kadın biliyor ki o bileti aldığında bilmem ne okulun bahçesinde bir okul, park olacak. Ya da işte bilmem ne kitabı alınıp şu okullara dağıtılacak. Oradan çıkan bütçeyle. Tamam. Bir yandan da eğlenecek. Bunun tadından yenilmiyor. Yani çünkü hem kendi eğlenmiş oluyor, hı-hı, hem de bir faydanın yaratılmasına katkı koymuş oluyor. Yani kurumsal çalışmalar bu şekilde. Bu beni çok tatmin ediyor. Yani sadece kendi başına bir şey yapmak değil. Çünkü ben gösteride de hep şeyi söylüyorum. Yani bir kadın bir kadının koluna girerse çözülemeyecek hiçbir şey yok. Galiba işte ben herkes gelsin istemiyorum. Herkes izlesin istemiyorum. Hı-hı. Zaten herkes beğeniyorsa benim yaptığım bir şey bir rahatsızlık vardır. Yani bir yanlış yapmışımdır. Biz benzer pencereden bakan kadınlarla, hı-hı, o kafamızdaki kaygıları, acabaları temizleyip ya da uğraştığımız o saçma sapan şeyleri uğraşmaya vakit bulamayıp, hı-hı, ayırıp bir tarafa birlikte çok güzel şeyler üretebiliriz. Ben buna inanıyorum. Yani evet. Bir kadın koluna girerse, ki zaten bu nedenle de şehir dışı ve yurt dışı çalışmalarımda hep ben bunu yapabilirim Benan senle diyecek, hı hı, ve mutlaka en az bir gösterimi izlemiş olan bir kadınla yola çıkıyorum. Almanya'ya mutlaka gitmelisin. Çünkü İnşallah. Orada gerçekten bir Türk potansiyel müşterisi, yani izleyicisi pardon, evet, var. Bir nevi müşteri aslında. Ama işte bu cesur yürek kadınla ilgili. Evet. Çünkü çok önemli. Bir kere sorumluluk almakla ilgili. Mesela Dubai'de yaptığımda sevgili Ebru, İzmir'den tanıdığım Ebru Genç, inanılmaz sevdiğim tasarımcı bir arkadaşım. Onlar Dubai'ye yerleşti eşinin işi nedeniyle. Ve o burada oyunu izlemişti. Orada Funda isimli bir arkadaşıyla, hatırlayamadım şu an soyadını, Funda ile beraber bunu yapabiliriz inancıyla bana teklif getirdiler. Dedim ki işte koşullar bu, yani ya şöyle bir yer istiyorum, şöyle bir mikrofon istiyorum, işte bilgisayar, fazla da bir şey istemiyorum ama format, ama erkek istemiyorum biliyorsun. Çünkü format bu, hani erkekler çok merak ediyor, hmm, neden erkek yok diye. Yok çünkü. Çünkü bu format, hı-hı, bu. İşte ayrımcılık. Evet, ayrımcılıksa ayrımcılık. Ya bir şey de beraber yapmayıverelim arkadaş. Yani erkeklerle yapmadığımı göstermek için benim eşim 6 yıldır bu işi yapıyorum. Benim ne anlattığımı bilmiyor. Tahmin ediyor. İşte YouTube'da koyduğum çok küçük bir iki video dışında, hı-hı, bir şey bilmiyor. Ama kuralı baştan ben bozarsam olmaz. Bir de ben dünyanın her yerinde, her cinsin arasında her türlü konuşabilirim. Hı hı. Ama bana gelen kadın kendini rahat hissetsin. Benim gösteriden çıkarken, evine giderken ne kadar rahatladım olarak düşünsün, hı hı, istiyorum. Bunun için erkek istemiyorum. Bir de hani o kız kıza muhabbetin kendine ait bir şeyi vardır. Erkekler şey zannediyor. Evet. Erkekleri çekiştiriyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Yok, o bir büyülü bir, aynen, dünya. Aynen. Erkekleri hiç çekiştiriyoruz. 15 dakika hani erkekler de bunu istiyor. İnanın falan diye bir anlattığım bir yer var ki şimdi burada anlatmam doğru hoş olmaz. Yani konsept gereği olmaz ama erkeklerle uğraşmıyorum. Kadınlarla uğraşıyoruz. Biz birbirimizle uğraşıyoruz. Aslında amacımız birbirimizle karşımızda rahatsız olduğumuz şeyleri kendimizin yapmaması. Hı hı. Ve beraber dünyanın en zor şeyi olan kadın kadına neşe, evet, üretmek. Evet. Benim için en değerlisi o kadının
Oradan çıktık. Şeyi söylüyorum zaten. Hani bugün nasıl bir gün geçirdin bilmiyorum. Hani işten mi geldin? Alt üst çatışması mı yaşıyorsun? Yöneticin mi hırpaladı? Ya da apartmanda seni üzen bir şey mi oldu? Ailende oldu? Kayınvaliden, annen, her şey. Eşinle mi kavga ettin? Sevgilinle mi? Her şey olabilir. Ama bu kapıdan girdikten sonra sadece bu 3 saate konsantre olup, çünkü ben biliyorum buradan çıktıktan sonra aynı sıkıntıya devam edecek. Hı. Yani ben onun hayatında böyle bir sihirli değnek etkisi yaratmayacağım ama kendisi için zaman ayırıp of ya demesi benim için çok değerli. Aslında kişisel gelişim alanının içinde bir şey bana göre bu güldürmek. Çünkü yani gülümsemekle ilgili farklı teknikler var, evet, kişisel gelişimde. Sen de aslında farkındalık yaratıyorsun, gülümsetiyorsun. Hiç olmazsa o 3 saatte onların o dış dünyadaki o negatif etkilerden alıp çıktıktan sonra bile o hoş etki hiç olmazsa bir süre daha devam edecek. O kişinin titreşimleri yükselecek. Bana göre harika bir şey yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Yani çok teşekkür ederim. Güzel. Senin gibi bir insandan bir de bunun kişisel gelişimle ilgili, estağfurullah. Yani o başka bir eğitim, başka bir şey. Ama ben aslında farkındalık, kendi farkındalığımı paylaşıyorum. Hı-hı. Kendi yaşadıklarımı, aslında nelere üzüldüğümü, nelere kafayı taktığımı aslında paylaşıyorum. Hı hı. Tabii bunları başka bir mizahi pencereden, hı hı, anlatıyorum. Hafif dedikodu yapıyor gibi yapıyorum, hı hı, ama minik tabii ki kurgusal şeylerim var. Yani her şey birebir aynı değil. Ama tam da senin programınla, hı hı, programın ismiyle çok örtüşen bir şeyi aslında her gün, o her çıktığım oyunda söylüyorum. Sadece burada birbirimize nefes olalım. Hı hı. Çünkü o bir, hani o durmak var ya başta, hı hı, anlattığım nefes, durduktan sonra nefes alman lazım. Evet, evet. Yani bir nefes, yani o kadın kim bilir hangi kaosun içinde. Ben çok güzel tepkiler alıyorum. Çok özel şeyler olduğu için bunlar. Yani bireyselden yazan oluyor. Çok hayatıma insan kattım. Çok da insan çıkardım. Hı hı. Çok da insan çıkardım. Yani gösterimi, hala bir gösterimi izlememişse benim arkadaşım olamaz, hı hı, ki o. Hı hı. O kadın benim arkadaşım olamaz. Hı. O kadın benim hayatımda yok. Çünkü sen bir şey yapıyorsun ve o yok. Neden ben o kadınla daha yürüyeyim ki? Niye ona, birbirimize niye öyle bir zaman ve enerji ayıralım? Dolayısıyla boşaldı tabii hayatımda, yani bir sürü insan gitti bu işi yaptığımdan beri, ki iyi ki yapmışım. Yer açıldı, o zaman yenilerin de girmesi lazım. Ben gösterilerden çok iyi arkadaşlar kazandım. Ama zaten benzer pencereden bakıyorsan bir şekilde hayatta yolun karşılaşıyor. Şeyi çok seviyorum. İlk başlarda, yani ilk 2,5-3 sene onu çok yaptım. Eğer grup biraz daha küçük, daha kompakt bir grupsa yoklamayla başlıyorum ben. Hı-hı. İşte Yelda Çetiner. Şimdi seni duymuş isim olarak, hı-hı, ama kim olduğunu bilmiyorum. Yani bir fotoğraf var ama aa o siz miydiniz oluyor. Ya da işte İpek Yatmaz, İpek Sitatlar. İşte isimleri söylüyorum, tamam mı? Ama başka bir şey anlatmıyorum. Sadece ismi söylüyorum. Arada mesela bir gelinlik firması, ben şeyi biliyorum, kız tarafı düğümün oyunumda çok sevdiğim, kızımın da gelinliğini dikilmesini sağlayan bir arkadaşım İzmir'de. Çok ünlü iki kardeş bir markaları var. Ebru'yu dışarıda arada bulup, ya ben de kızım evlenecek, aynı zamanda oğlum evlenecek diye bir tanışma ortamı olmasına, yaratılmasından çok mutlu oluyorum. Çünkü zaten birbirine yakın pencerelerden bakan insanlar çok güzel iş üretirler beraber. Önce arkadaşlık olduysa. Bazen bunun tersi de oluyor. İş sırasında tanıştığın insanlarla güzel arkadaş oluyorsun ama arkadaş olarak birbirini tanıyınca aşağı yukarı beğenileri, tercihleri yakalayabiliyorsun. O ondan İşte pasta alırken, diğeri gelinlik yaparken, o onun kurumsal, bu çok güzel ne bir güzel şey. Güzel bir destek, evet, değil, evet, mi? Evet, çok güzel bir şey. Bunu yapmamız lazım. Bunu işte. Bunu yapmamız, yani lazım. Bir şekilde herkes, lazım. Evet, bir şekilde herkes bilgi, beceri ve deneyiminden kazanç, hı-hı, çıkarıyor. Yani hayat, çalışmak zorundayız. Birlikte çalışmak varız. Aynen öyle. Kendi başımıza yokuz. Bir aradayken çokuz. Evet, bu kadar. Evet.
Şimdi biraz da şu güzel el emeği, göz nuru, o böyle ilmek ilmek dokunan o güzel kasnaklardan, o güzel el işlerinden bahsedelim mi? Bahsedelim. Tamam, bahsedelim. Peki, eleklerim bundan 16 yıl önce. Ben kasnak dedim. Kasnak da yapıyorum da ondan. Hı, sen tamam, fotoğraflara tamam, baktığın için tamam, biliyorsun takipçim. Tamam, biliyorum. Takipçim olduğun tabii için. Tabii ki, tabii ki. Elekle başladım, hı hı, ben. Çünkü un eleği çok metaforik bir şey benim, hı hı, için. Ama ben biraz kendini farklı ifade etmeyi seven bir, hı hı, insan olduğum için aslında bir tuvale boyalarla ve fırçayla resim yapmak yerine 7 yaşından beri, hı hı, bildiğim nakış tekniklerini ipliklerle bir objenin üzerinde nakşederek asmak istedim. Elekle tanışmam da tamamen bir tesadüf aslında. Yani eleği tabii ki biliyordum ya, eleği malzeme olarak kullanmak benim için çok değerliydi. Ne güzel. Bu kasnak ama. Bu kasnak. Bunlar çok güzel değil, evet, mi? Bence çok de çok güzel. Çok. Şimdi dünyada moda bu. Yani kasnak dünyada moda. Evet. Bizim eli, değerli el işlerimizi dünya yeni fark etti yani. Evet. Her taraf malzeme doğru. Ama un eleğiyle başladım. Çünkü un eleğinde bir başka bir şey var. Sınırlı ama özgür bir alan. Bir de kendiliğinden duvara asılabilecek. Yani bir çerçeveye gerektirmeyen güzel, bir şey. Ne güzel. Ay, çok teşekkürler. Ne güzel şeyler koymuşsunuz. Ay evet. Oo, çok güzel. Teşekkürler. Bunlar sevgili, evet, yönetmenim. Evet, gerçekten çok güzel. Teşekkürler yönetmenim. Çok güzel şeyler bulmuşsun. Çok güzel. Un eleğine resim yapmaya başladığımda. Hı, burada sergi. Aa, evet, bak, evet, bu başka bir şey mesela. Şimdi, ay, bunu anlatayım. 16 yıl önce ben eleklere resim yapmaya başladım. İşleyerek. Tam 14 yıl boyunca bunu yaptım. Sonra sevgili Armağan Portakal, hani bir kadının koluna girmesi olayı, hı hı, var ya. Desteklemesi. Evet, yani hayatımın en önemli üç kişisinden biridir, hı hı, Armağan. Egosuz, hı, beraber kol kola yürüyebileceğim bir insandır. Armağan Seferihisar'daki Torlak çiftliğinde farklı atölyeler yapıyor. Hı hı. Çünkü aslında çiftçi ve yazar kendisi. Hı hı, sevgiler. Çok sevgiler benden de. Toprak üretirken biz de burada bir şey üretelim mantığıyla atölyeler yapıyor. Hı hı. Beni davet etti çiftliğe ve ben gittim. Öyle bir şey, büyünün içine girdim ki bir anda. Yani kapıdan girer girmez o dinginlik, belki de o yaşadığım dönem çok hızlı ve yorucu bir dönemdi. Böyle bir huzur geldi içime hakikaten. Dedi ki ya ben burada bir şeyler yapalım istiyorum işte şurada falan filan. Elek yapalım dedim. O kadar sevindi, gördüm, ışıldıyor ama tepki vermiyor. Yani Armağan biraz sakindir. Yani yin yang olmak hakikaten. Evet. Beraber. Sen daha ateş. Fazla, evet, fazla. Belki birbirimizin dengesi olduk bu projede, bilemiyorum. Bana iyi geldi ve ben ilk defa elek yapalım dedim, hı, 14 yıl sonra. Ben onunla öğretebilmeyi öğrendim. Hı hı. Bu çok önemli. Çünkü çok, bir şeyi çok iyi bilmek onu çok iyi aktarabilmeyi, hı hı, getirmiyor. Ve biz Torlak çiftliğinde ayda bir, iki atölye yapmaya başladık. Hı hı. Ama orada üretirken de oraya gelen müthiş güzel kadınlarla tanıştık. Düşünebiliyor musunuz? Saat 11'de başlıyor ve aslında belki de hiç o güne kadar iplikle iğneyi birbirine geçirmemiş bir hanımefendinin eleğini biz sonra duvara asabildik. Hı hı. Çünkü bir arada insan çok güzel üretiyor. Bakıyor, ediyor, soruyor. Eğer kadın, evet insan ama özellikle kadın, kendini güvende hissederse rahat soruyor. Kendini rahat hissettiği ortamda da çok güzel üretiyor. Hı hı. Geçtiğimiz sene atölye katılımcılarına şöyle bir teklifte bulunduk. Dedi ki üretiyorsunuz, biz sizin bağışladıklarınızla, yani sizin serginiz, yani bunları sergileyelim ama bir kurum, kuruluş, STK için, hı hı, biz bunu sergileyelim, ne dersiniz? Çok sıcak baktılar. Geçtiğimiz yılki yaşam elekleri, hı hı, ki yaşamdan herkes kendi renklerini süzüyor. Aslında hüznünü süzüp neşe yaratıyor. Evet, yani onun için, evet, çok değerli, çok bir güzel obje elek. Yaşam elekleri adını verdiğimiz Armağan'la beraber, ki daha önce Bena'nın elekleriydi. Hı-hı. Armağan'la birleşince yaşam elekleri oldu. Türgök yararına, geliri Türgök yararına bırakılan bir sergimiz oldu. Hı-hı. Bu sene gene geçtiğimiz sene güzel bir
atölyelerimiz devam etti. Güzel bir sergi hazırladık. Onu da Kitvak'ın Kemik İliği Transplantasyon Vakfı, biliyorsunuz o da İzmir vakfıdır. Müthiş işler yapılıyor. Şu anda Hücresel Tedavi Merkezi diye yeni bir projeye başladılar. Ona can suyu olmak amacıyla bir sergi yaptık. Çok güzel gidiyor. Şubat ayında yine başlayacağız. Bakalım bu sefer kimin için yapacağız, ama gördünüz orada inanılmaz neşeli bir ortamda. Bu sergiden bir görsel. Bakar burası, mısın? Yani, burası Torlak Çiftliği. Torlak Çiftliği. Torlak Çiftliği'nde yemyeşil galiba dışarısı. Pardon, özür dilerim. Burası Salihli. Salihli'de de bir rekora imza attık. 100 kadın 100 elek yaptık. Oo. 100 kadın aynı anda. Salihli'de Benay Hanım müthiş bir kadın. Evet, böyle onar kişilik masalarda. Ya bu bir rekor. 100 kadın aynı anda elek yaptık ve çok güzel bir gündü o da. Ama işte yöneten kadın, olaya cesur yürek, iyi plan, hani akışta, bak akışta, bak burada dedikodu yapıyorum, nasıl işleyeceğini anlatıyorum oraya sakin sakin. Şey çok önemli, yani nasıl bir gün yapılacak, planla, ama bırak, oradaki kadınlar birbirini bulun. Müthiş kadınlar geldi orada, 100 kadın aynı anda elek yaptık. Tabii evde tamamlıyor, yani elek orada bitmiyor. Sonra ben kasnaklara başladım, yani elek birazcık artık benim atölye işim, ama burası Torlak Çiftliği mesela, bakar mısınız? Ne yani, güzel. Bu ya enerji, bu yani, bu asla sahte değil. Yani zaten bir kadına zorla hiçbir şey yaptıramazsın. Yani o gülüş belli olur. Oynasan da sahici yani. Olmak ne kadar önemli, çok önemli değil mi? En değer verdiğim şey yani, çok çok önemli. Bunlar kasnaklarım. Burada da benim ahkamlarım var. Evet. Hayat hayal edilmiş. Mottolar üzerinde tabii. Çok yani güzel. Bazen bilinen şeyler yazıyorum, bazen de kendim yapıyorum. Ay, renkler çok güzel. İşte renklerle dans aslında kumaş üzerinde. Evet. Çok iyi bir rehabilitasyon. Çok. Çok iyi bir rehabilitasyon. Peki bir bu kasnakta bir tane bir günde yapabiliyorsun. Onu soracağım. Ama eleği yapamazsın. Yalnız nasıl böyle sende... Nasıl çalışıyor? Hayır, ben çalışmıyor. Sorular hep aynı aslında. Ay, merak ettim. Yok yok, sorular hep aynı. Yani mesela yaşam elekleri atölyesine getiren, ben hep söylüyorum, hani ne kadar bir kere kafanda, önce kafandaki resmi oraya aksettirmen için bir bitiyor ya, onun bir zamanı oluyor. Bir de elin alışacak. Bir de mesela goblenciler falan var, böyle çok iyi iş yapanlar. Onlar bir an adapte olamıyor. Çünkü elek o yuvarlak sınırın içinde çok özgür aslında. Resim yapar gibi. Yani bir işte boya yap mesela. Hadi ağacı boya. Yeri yap. Böyle nasıl boyuyorsan öyle işliyorsun aslında. Evet. O zaman resim oluyor. O zaman öbür türlü el işi olur çünkü. Tabii, onun da yapabilecek başka şeyler var. Yani biz eleklerde el işinden yararlanılan bir resim yapıyoruz. Çok güzel, müthiş. Acaba çocuklar yapabilir mi diye birden geldi aklıma. Yapamazsa mutsuz olabilir. Evet, yapabilir. Ama orada şimdi insanlar atölyeye gelince, ki bu çocuklar için de geçerli. Bir şeyi yapmak, bitirmek ve onu alıp gitmek istiyor. Kasnak bunu sağlıyor. Çünkü kasnağın zemini var. Kumaş. Ama elekte bir tel üzerinde yapı, yani naylon bir tel üzerinde. Çocuklar onu tamamen doldurmak bir süre tatmin olmaz. Evet. Yani ıvcır bıcır bir şey yapar. Çünkü eleğin tamamı dolmayınca bizim yaşam eleğimiz olmuyor. Yani tamamını. Ama kasnağı yapabilir tabii mi çocuklar? Tabii, çok rahat yapabilir. Yaz, müthiş bir rehabilite. Müthiş ya. Şurayı da yapayım, şu kırmızıyı, şu yeşili derken, aa, bir bakıyorsun o gün neye bozuldun, ne seni kırdı, neye taktın ya da neyin içinden çıkamadın. Akı akı veriyor. Akışta olmak o işte. Yani bırak, evet, ona zaman ayır, onu planla. İşte her akşam atıyorum bir saat bunu yapacağım diye. Gerçekten inanılmaz bir rehabilitasyon. Üstelik televizyonlarda çok uygun. Yani biz radyo tiyatrosu çocuğu olduğumuz için fonda o açık, hiç bakmadan arada bir tamam mı yapabiliyorsun yani. Bu arada birden aklıma geldi, anmadan da geçmeyelim, erkek kardeşini böyle bir oraya da girmek istedim. Böyle çok değerli işler yapan, böyle harika şarkılar söyleyen, ben bayılmıştım.
bayılmıştım. İzmir'de programı İzmir'deki izledim. Programı izlemiştim. Evet. Aranjmanları izledin değil mi? Evet, evet. Buradan da sevgiler Renan'a. Evet. İstanbul'da mı İstanbul'da yaşıyor? Şimdi benim iki erkek kardeşim var. Daha doğrusu bir büyüğüm var. Bir de küçüğüm var. Renan küçüğüm. Yani, özür dilerim o zaman. İkisine de sevgiler. Hayır. Bunu özellikle anlatayım dedim. Abim normal. Kenan. Yani abim böyle her ailenin sahip olmak istediği türden bir çocuk. Hani izin alan, evet. Dersini yapan, odasını evet. Toplayan. Zaten doktor oldu. Evet. Hani normal. Evet. Hani üst bir şey. 7 yaş var bizim aramızda abimle. Abim Arnavut bir ailenin kızıyım ben. Hani abi baba gibidir ama hep yanındadır. Hı-hı. Öyle bir. Dağ gibi derler. Çok, yani aynen güzel. Öyle. Çok sağlam bir adamdır. Annem ve babam bütün kaliteyi orada bitirmişler zaten. Sonra biz yaramazlara gelmiş sıra. Renan benden 3 yaş küçük. Renan müthiş bir fikir adamı. Ne Renan güzel. Çok iyi bir oyuncu. Dersini çalışan bir oyuncu. Çok iyi bir müzik adamı. Kendine ait anlattığı şeylerin hiçbir zaman altı boş değildir. Hı hı. Galiba zaten en hani başkasının kardeşi olsaydı kıskanırdım dediğim hı hı. bir adam Renan. Benden de çok selamlar. Sahne büyüğümdür. Selamlar, saygılar. Sevgiler. Ya nasıl hakikaten akışta kaldık. Küçük planlar yaptık ama hep akıştaydık. Ve saatin yönetmenim son 5 dakikayı biraz önce gösterdi ve ben inanamadım. Nasıl yani diyorum çok şu anda. Çok konuşuyorum demiştim. Ama harika. Özür harika. Ama çok güzel bir sohbet oldu. Unuttuğumuz bir şey kaldı mı? Sanmıyorum. Yani Son eklemek istediğim birkaç cümle. Buluşmalarda hep yarar var. Bir de tarih verebilir miyiz? Tabii. Ocağın son haftasında inşallah ancak sosyal medyadan takip ederek bulabilirler. Tamam. Çünkü, Menan Bile'yi takip evet, etsinler. Çünkü geziyorum biliyorsunuz. Güzelbahçe'de bir gösterimiz olacak. Gene büyük bir ihtimalle düğümün. Bazen ne isterlerse onu oynarım. Hadi şunu bir daha yapalım falan gibi. Bir özel bir iki buluşma olacak ama onlar kapalı grup olduğu için. Kapalı gruplar çok oluyor çünkü. Kendi enerjisi kendi içinde dönüyor. O da çok farklı bir iş oluyor. Ben yaşamın eleğine çok inanıyorum. Ve giden ve biten hiçbir şeye üzülmüyorum. Artık hiç üzülmüyorum. Çünkü mutlaka hayat bana kıyak geçmiştir. Ve onun bitmesi gerekmiştir ki bir şey başlamıştır diye düşünüyorum. Kadınlara da tek bir şeyim var. Yok işte aman kilo almışsın, saçının boyası gelmiş, yok bu yakışmamış. Bunları bırakın diyorum. Serbest bırakın. Bırakın yani bırakın. Çünkü dokunacak çok şey var. Maalesef gençlerine bile sahip çıkamayan bir çağdayız biz. Onlar için yapacak çok şeyimiz var. Çocuklarımız için, gençler için, kadınlar için. Kadın güçlü olursa toplum güçlü oluyor. Kadın mutlu olursa toplum çok üretiyor. Çok teşekkür ederim. Bir kadın olarak ben de çok teşekkür ediyorum. Çağrıcı. Yönetmenimiz de kadın. Çok çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. En yakın zamanda görüşmek dileğimle. Belki bir ortak proje, belki bir şeyler hiç belli mi hiç olur? Hiç belli olmaz. Ben bir şey için de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ben TV'nin kuruluşunda kardeş kuruluşu olan Maya'daydım. Ve hangi heyecanla ve nasıl mottolarla, nasıl büyük istekle yola çıktığını biliyorum. Bu kentte hala bu işi yapabilen bu arkadaşlarla, bu vizyonla çalışabilen bir yerde bugün konuk olarak gelmek benim için çok değerli. Size, kanalın sahibi Erol Bey'e ve şu anda teknikte olan sevgili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Devamlılık çok önemli. Çok. Ne mutlu ki her şeye rağmen bu işi üretebiliyoruz. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür sevgiler. Sağ olun. Efendim evet Ben TV'de Nefesinle Yarat programı 5. sezonuna devam ediyor. Ben de bunu gururla söylüyorum. Hakikaten sevgili Benancığımın dediği gibi süreklilik çok önemli. Ama tüm kadro gerçekten benim tanıdığım ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Ben de Ben TV aileme çok çok şükran ve sevgilerimi sunuyorum. Profesyonel Nefes Eğitmeni Yelda Çetiner 31 Ocak, 1 Şubat, 2 Şubat,
İzmir'de Holistik Nefes Koçluğu eğitim programını açıyor. 7-8-9 Şubat'ta da İstanbul Nişantaşı'nda Holistik Nefes Koçluğu eğitim programını açıyor. Efendim beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Ayrıca Yelda Çetiner ilk kez bir ofisin içinde iki arkadaşıyla beraber İzmir'de yeni bir oluşma başlıyor. Evet, artık benim de bir ofisim olacak. Çok mutluyum. Gerçekten çok değişik bir duygu. Heyecan verici bir duygu. Orada sizleri ağırlayabileceğim, meditasyonlar, eğitimler yapabileceğim, bireysel seanslarımı yapabileceğim yeni bir oluşum. Onu da daha açıklamalı bilgisini sosyal medyadan paylaşacağım. Efendim biz Ben TV ailesi olarak, Nefesinle Yarat programı olarak her pazartesi 14'te buradayız. Haftaya da harika bir konu ve konukla sizlerle beraberim. Bizim programdan sonra YouTube adresimizden ve kanalben.com adresinden izleyebilirsiniz. Sevgiler, saygılar, iyi haftalar olsun.